Ne istiyorsun bu kadından sen? Ben ne bir yapmış şey istemiyorum gene? Ya. Ne yapmış gene? Bir şey yapmadı ya. Ha? Sıra bir durum yok. Gene bir azarladın bir şeyler. Hani azarladın demeyeyim de yani. Sen sinirlendin, sinirin fışkırdı, üstüne yağdı diyeyim, ne diyeyim. Ben de diyecek bir şeydim. Hani o kadar ciddi ki ilişki. Evet. Bozmak da istemem. Bozulacak bir şey yok Öykü Hanım. Ya sadece hani belli başlı sinir olduğunuz noktalar olur ya. Ne oldu? Biriyle zaman... bir reklam bir şeyler. Sonra gereksiz samimi yazışmalar mı var arada? Yani iş ya yapıyoruz samimi, diye. Samimi yazışmalar değil. Bazı şeyleri kendisi hani anlattı zaten. Hmm. Anlayamadığı için veya anlamak istemediği için herkese pembe gözlükle bakıyor. Veya benim anlattığım şeyleri unutup hareket etmeye çalışıyor. Onun için bir tepki gösterdim, o kadar ekstra bir şey yok. Beyim konuştu, bana laf düşmez. Yok, ha. Tabii ki de düşer. Ne demezsin sen, öyle biliyorum. Yani şöyle... aslında yanlış bir şey yok konuşmada. Ben de zaten bunu savunuyorum. Hani yanlış gelmeyen şey bu. Ben bunu savunuyorum. O da diyor ki olay yazışmanın tarzı vesaire değil. Hani seni kaçırdığın o. O farklı pencereden bakıyor. Ben farklı pencereden bakıyorum. Muhatap olmanı istemiyor. Hiç olmamı istemiyor. Doğru. Ben de diyorum ki iş sebebiyle oldum zaten ama kaçırdığım bir de küçük detay vardı. Hani onun yaşamış olduğu bir problem aslında. Ben o detayı gerçekten kaçırarak bu arada bunu yaptım. Hmm. Sonra zaten hak vererek neye takıldığını düşünüp hak veriyorum. Ama işte o ondan sonra iş işten geçmiş oluyor. Çünkü yükseldiğimiz için onun ağzına geliyor, benim geliyor bir yerden sonra. Bu sefer işte siz bile öyle anlamışsınız bakın. Yani samimi yazışma yok işte. O ağzına öyle geliyor ama sinirli. İşte erkekler konuşma tarzın. Aslında gerçekten çok isterim şu an bu konuşma tarzını burada göstermeyi. Hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi yani yüz bulabilir ihtimalinden kaynaklanıyor. O ihtimallerle ilerliyor, doğru. Yani Buse şu kafada hiç düşünmüyor. Ya ben de bu reklam yaparken birçok kişiye yazdık. Benim ajansım da yazıyordu. Ajansımdan hoşlandığı biri olunca ilk başta gelsin ki sonrasından zaten basit her şey. Yeter ki orayı alabilelim of, mantığı çok da var. Çok şey. Şimdi ben bunları kabataslak düşünebiliyorum. Öyledir veya değildir demiyorum. Bu böyle olacak da demiyorum. Yani belki düzdür, aslında iş içindir, budur. İşte onu fark etmiyorsun. Yok ama şöyle bir şey var. Yani hani bu çok eskiden beri gelen bir durum. Bu kartı al, seni artist yapacağım falanlar var ya. Bu onun moderni. Evet. Anladın ama mı? Şöyle. Yani bu niyetle yazan da olabilir. Hı. Tamamen ama işle ben ilgili de yapan da olabilir. Ama ayırt edebilecek bir insanım İhtimalleri ya ben. İhtimalleri de kapatalım bence demek. Bence değilsin işte, onu idrak edemiyorsun. Ama şöyle ki bence ayırt tek edebilecek bana biri değilsin. Sunulan bir teklif olmadığını biliyorum bu arada. Yani burada ya, birçok kişi aynı. Bunu kulisle konu birçok kişi hatta. Değil. Mesela bana yazılsa, örnek veriyorum böyle bir durumda. Ben direkt derim ki bana yazma, Buse yaz. Buse onaylarsa ben onay. Madem ciddiyiz, ciddi bir boyuta gidiyoruz. Yani kaçırdığı nokta o. Ben bunun arkasında duruyorum. Madem bir ciddi yola girdik, ailemle tanışıyorsun. Burada bir şeylere hani ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Dışarısını düşünüyoruz. Evi toparlamaya başlıyoruz. Tabii. Ya kardeşim gel o zaman bana de ki bana yazma, Mert'e yaz. Mert ne derse o. Ama çünkü işte bana o, olsa ben bunu ya bu benlik bir şey değil ama. Ya bu senlik bir şey değilse biz nasıl ilerleyeceğiz? Ben de bunun derdiyim. Senlik değil, benlik değil. Sizin bu meseleniz zaten bu yani resmiyete döktükten sonra yani evlilik vesaire gerçekleştikten sonra artık oturacak yani. Sen ben kavgası orada biraz daha ben daha aslında sen ben kavgası yapmıyorum yok. Ama o yapıyor farkında olmadan. Bak, ben sen ben demiyorum. Ben anlatamıyorum yani. Ben aynı şeyi savunuyorum, anlamıyorum. Yok, ortak aynı bir hayatı savunmuyor. Kurmak için verilen gayretler bunlar. Yani işte güvenliği sağlamak adına bir erkek hissiyle yapılan hareketler saygı aslında. Saygı duyuyorum, anlıyorum da. Evet, i̇şte olması gereken de bir şey. Sadece saygı duymak yetmiyor. İcraat da lazım ya bu Buse'cim hani. Ama sadece saygı, ben de sana saygı duyuyorum. Ben de konuşayım, ben de iş yapayım. Öyle olmuyor işte. Anla artık da, zor bir şey değil. Yani basit bir şey konuşuyorum. Bana sormadan yapamazsın, çok farklı bir yere gidiyor. Ben buna alışık bir insan değilim. Tamam, o zaman öyle ben de ona bunu anlatıyorum. Diyorum ki ben buna alışık bir insan değilim. Bu zamana kadar kendi kararlarımı, kendi doğrularımı bilerek hareket ettim. Tamam, bundan sonra böyle hareket edeceğim de demiyorum diye de burada konuştum. Ha. Ama biraz bana tabii ki de bu noktada senin de beni anlamanı bekliyorum. Tamam yani ilk deyip hak verdiğim... tepkilerin bu olması normal evet. Mesela. Evet. Onu demek Hanım, istiyorum. Öğrenilmiş alttan aldıkça davranışlar. Buse mesela daha bundan çok sonrası değil. İçin, bundan sonrasında nasıl hareket ediyorum onu bir gözlemle, ona bir bak. Bunun için de bana fırsat ver olayı büyütmek ve bu hale getirmek yerine diyorum ona. Ama o bunu anlamıyor. Yok, anlıyorsunuz da biraz zorlanarak anlaşıyorsunuz.